Çok güzel oldu. Gerçekten. Sen bunu saçların çıktıktan sonra da tak, biliyor musun? Alay etme. Alay etmiyorum. İnanmıyorsan git bak aynaya. Vallahi çok güzel oldu. Şekerpare, sen her halinle güzelsin. Hadi bakalım, gelin kızlar. Kahvaltı hazır. Gerek yok baba. Biz okulda ederiz. Ya evet Işık amca, hiç zahmet etmeseydin. Ettik kızım bir kere. Hadi gelin bakalım, gelin. İrem, seninle konuşacaklarımız var. Birazdan annen de gelir. Artık. Ya Laz dur, beraber gidelim. İrem kızım, konuşacaktık seninle. Konuşacak bir şey yok baba. Neyi konuşacağız? Abim ölüm sebebini benden sakladığınızı mı? Cevabını bildiğim şeyler bunlar. Ama eminim siz benim iyiliğim için yapmışsınızdır. Zaten hep bu yüzden yapmıyor musunuz? Laf laf laf. Anne, baba. Geç kaldınız bu konuşmayı yapmak için. Çok geç. Şimdi isterseniz konuşabilirsiniz bu konuyu. Ama bensiz. İrem. İrem. Konuşma. Koray, dongozuna bak ya. Azal üşüdümüş. Sabah söyleniyordu üşüdüm üşüdüm diye. Huyu zaten bu. Sabahları konuşup milleti rahatsız ediyor. Geç kalacağız. Hadi hızlan biraz. Ben... Sen git. Ben sonra geleceğim. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, iyiyim. Bir şeyler alıp böyle geleceğim. Tamam, hadi görüşürüz. Gidiyor musun? Kahvaltı yapmayacak mısın? Bakkaldan patatesli yumurta aldım. Patatesli yumurta yapacağım. Sen çok seversin, biliyorum. Yok Menekşe, okula gitmem lazım. Derse geç kalacağım. Ama ben senin için... Menekşe... Niye geldin? Ne için? Kazayı duydum Uras. Seni merak ettim. Bak görüyorsun, gayet iyiyim. Niye hala buradasın? Biraz unutamıyorum seni. Çıkmıyorsun aklımdan. Senden uzaktayken aklım başımdan gidiyor. Unutmak için hiç çaba sarf ettin mi? Denedin mi? Bak ben istedim, başardım, görüyorsun. Sen unuttun demek ha? Sildin beni. Menekşe, benim için bitti artık. Geri dönüşü yok. Sen yaptın diye ben de mi yapacağım? Sen bir kalemde silip attın diye ben de mi atacağım? Ben sen değilim ki Uras. Seni unuttun diye benim de unutmamı bekleme, tamam mı? Bekleme. Gittin koskoca katı boyadın ha. Ne yapacaktık oğlum? Ceza bu, paşa paşa çektik işte. O zaman cezanın bitmesinin şerefine. Koray, ilişkimizin hala uzun soluklu olmasını istiyor musun? Sonuna kadar abi. Oğlum sen hala akıllanmadın mı lan? Hayatta yaşamadığın şeyler yaşadın. Benim yüzümden polisten kaçtın, karakola girdin. Bir de şimdi Menekşe ve annemle yaşıyorsun. Ha, DC'yi unutmamak lazım tabii. Ha, bir de o var değil mi? Bana bak. Abi ben sıkıldım, yapamıyorum dersen benim için sorun yok. Yarın öteki gün annen gelecek. Yani diyecek bu insanlarla burada ne yapıyorsun? Yok abi, gelmezler. Zaten onlar beni hala yurtta kalıyor biliyor. Ayrıca ben böyle çok mutluyum. Her gün bir macera, her gün bir action. Aha, bak kim geliyor.
bakın size kimi getirdim. Selam. İyi görünüyorsun ya. Vallahi ben de seni iyi gördüm İrem. Çok iyiyim. Sen de arada hatırlayıp bir iki mesaj atsaydın daha iyi olurdu ama neyse. Tamam ya. Bir şey söylemene gerek yok. Neden aramadığını biliyorum. Evet, baylar bayanlar. Bugün okula sıp yamaç paraşütü yapmaya ne dersiniz? Ne? Ne bakıyorsunuz öyle? Evet mi, hayır mı? Sizin davanızdan da sıkıldım artık. Ya öyle balık gibi bakmasana Alaz'a. O teyzesinin oğluymuş o pilot dediği çocuk. Sana şaka yapmak istemiş. Sonra eline yüzüne bulaştırmış. Cidden mi? İrem sen delirdin mi ya? Artık böyle. Hayat çok kısa. Böyle kasmaya gerek yok değil mi? Sana gelince benden uzak durmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Hele de babam söylediği için. Evet arkadaşlar, ölümü teğet geçmiş biri olarak diyorum ki artık hayatta hiçbir şey es geçmeyeceğiz. Hadi silkelenin biraz.